Sevgili Kanal Urfa izleyicileri, bir sahur vakti programında Cenab-ı Hak sizleri bizlerle buluşturdu, bizleri sizlerle buluşturdu. 2016 sahur vakti programında 23 yıldır kesintisiz devam eden Ramazan programlarımıza Cenab-ı Hak bu yılda bizlere kuvvet verdi ve huzurlarınıza geldik. Evet, bu programlarda birçok arkadaşımızın, birçok dostumuzun çok emekleri var. Buradan ta Almanya'ya kadar bir silsile boyu dostlarımızın emekleri var. Yayında ve yapımda bütün emeği geçen arkadaşlarım adına Allah kendilerinden razı olsun diyorum. Çok büyük bir hizmeti icra ediyorsunuz. Bu manada yani kamera arkasından bizleri izleyen bütün dostlara binler selam olsun. Sevgili dostlar, her yıl ilk programıma kesintisiz yani 23 yılın belki de 20 yılında ya il müftümüz ve il müftü vekilimiz programa konuk olmuştur. Çünkü din hizmetlerinin başındaki ismin bu işleri en iyi bilen, en iyi planlayan kişi olduğuna inanırım. Bir din görevlisinin oğlu olarak bunu söylüyorum. Sevgili dostlar, malumunuz bir konu ortaya geldiğinde eğer işin mütehassısı yoksa kimse sizi kale almaz. Eğer bir yeriniz ağrıyorsa doktora gidersiniz. Doktordan başka kimse sizin derdinize deva olamaz. Dolayısıyla hem din hizmetlerinde hem Ramazan gibi 11 ayın sultanının çok iyi değerlendirildiği bir mevsimde bu işin mutfağındaki, bu işin başındaki ağabeylerimizi yani biz, siz beni biliyorsunuz, normal hayatta neysem ekranda da oyum. Bana bir ara ders verdiler, ekran dili dersi. Hiç hoşuma gitmedi. Ben şimdi usulen sayın açık diye hitap etmem gerekiyor. Bu benim hoşuma gitmiyor. Abi demek daha hoşuma gidiyor. Sayın müftüm demek, hocam demek daha hoşuma gidiyor. Dolayısıyla bu inşallah muhabbet sizlere de yansıyacaktır. Çünkü karşımdaki çok değerli hocamız, müftümüz, il müftümüz Sayın İhsan Açık hocamız da bu formatı aşmış bir yöneticimiz, bir bürokratımız, bir büyüğümüz. Geçen sene Bursa'dan geldiniz, hemen canlı yayına katıldınız. Evet. Yorgun, argın olmasına rağmen programımıza iştirak etti. Seneler ne çabuk geçiyor hocam. İhsan hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Sayın müftüm nasılsınız? Yani gerçekten belki çok iyiyim demek bile belki şey ama çok iyiyiz yani Allah'a şükür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim bugünlerimizi aratmasın. Şimdi Recep, Şaban işte Ramazan geliyor derken şu anda 3 teravih kıldık. Evet. Yani neredeyse bitecek şu anda. Evet. Gerçekten çok da hızlı hayat, hani dediniz ya geçen sene deyince 3 evet. gün de hemen geçti. Hocam memlekete geçen sene selam göndermiştik. Biz böyle memleketimize hizmet eden büyüklerimize o jesti yapıyoruz. Şu anda hangi kameradayız, burada mıyız? Evet. İhsan hocam şöyle bir memlekete de bir selam göndersin. Evet. Sevinici bir şey var tabii. Babam burada, yanımızda. Allah razı olsun. Akşam da yine arkasında namaz kıldık yani. Babam teravih namazını kıldırmıştı. Büyük mutluluk ama tabii ki Bursa'daki dostlara, evet. Efendim işte hemşehrilerimize çok buradan saygı, sevgiler. Onların da Ramazanları hayırlı olsun. Ama tabii ki önce biz oruç tutuyoruz. Evet. Onu da bilsinler. Evet. Oruç bizden önce. Evet. İhsan hocam şimdi biz Ramazan programına başlamadan önce 5 programcı, yani 4 programcı bir de İbrahim Tor abimizle beraber programda neler yapacağız, Ramazan'da nelere konuşacağızın burada bir efendim Ramazan programlarının adeta bir mini bir sunumunu yaptık. O sunumda olaya damgasını vuran bir mevzu oldu. Ramazan'da teravihler, çocuklar, cüzler konuşuldu. Teravih kılmaya gelen çocuklar, cami ve çocuk arasındaki münasebette olumsuzluklar anlatıldı. Şimdi bu saatte daha çok çocuklar uyuyor. Ebeveynler, özellikle büyüklerimiz bizleri seyrediyorlar. Rahat konuşabiliriz. Özellikle din hizmetlerini icra eden din alimlerimiz, hocalarımız, din görevlilerimizin bu ayda biraz daha yani zaten 365 gün hizmetteler. Bunu bir din görevlisinin çocuğu olarak çok iyi biliyorum. Allah selamet versin. Babam da izliyorsa selam olsun kendisine. Babam geç saatlere kadar camide kalırdı. Annem otele hoş geldin diye kendisini karşılardı. Yani bu yaklaşık bir 35-40 yıl böyle devam etti. Dolayısıyla çok büyük bir hizmet icra ediyorlar. Allah kendilerinden razı olsun.
Ama bu ay Ramazan'da çocuklar daha fazla teravihe geliyorlar. Onları camiye cezbedecek, onları camide tutacak. Mutlaka sizin önerileriniz olacaktır. Şimdi Diyanet İşleri Başkanımız bu yıl bir uyarıda bulundu. Çocuklara tahammül edemeyenler camilere gelmesin dedi. Eyvah eyvah. Yani çocuklara yönelik, yani çocuklara yönelik tabii ki şimdi belki çocukların camiyi en çok sevme vesilesi Ramazan ayı. Ha. O teravideki coşku, onların işte bahçede, içeride koşturması, oynaması, birbirlerine tesbih atması. Evet. Bunların hepsi çok güzellikler. Çocuğu camide tutabilmek adına güzellikler. Ama işte bir cami cemaatinden bir büyüğümüzün çocuğa böyle sert bakması, kızması, hele ki bir de bir darp varsa da daha da çok kötü. Evet. Olursa o çocuğu belki bir daha yıllarca camiye sokmama vesilesi oluyor. Yani şimdi biz caminin süsü olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğu gibi cemaati gördüğümüz için, evet, yani öyle bir medeniyetin ürünüyüz biz. Bu süs olarak da en taze süsler çocuklar oluyor. Yani o, evet, çocukları uzun süre gelmemesine sağlamak, ona vesile olmak şeklinde bir hayat tarzı yaşamışsak eğer, çok tehlikeli yani. Evet. Çünkü bazen böyle insanları yıllar sonra mesela namaz kılan, yıllar sonra camiye tekrar giren insanlara sorulduğunda onlar hep şu ifadeyi kullanırlar. İşte bir amca vardı, bana çok kızmıştı, bağırmıştı. O gün gittim. Evet, belleğimizde var. O gün gider işte bir daha gelemedik. Yani herkes tabii o fırsatı bulamayabilir. Yani bazısı ailesi onu belki camiye götürmemiş olabilir. Bu hasbelkader belki de birçok çocuğun o anda ana babası camide olmadığı halde o kendisi teravih arkadaşlarının şeyiyle teravihe geliyor. Burada çok dikkat etmek lazım yani. Efendim çocuklar efendim oyun mu oynuyor? Oyun oynayacak tabii, çocuklar camide oyun oynayacak yani. Cami o çocuk için oyun yeri. Yani hele ki çocuk küçük bir çocuksa koşacak. Efendim o tesbih atmak var ya, o kadar önemlidir ki yani. Tesbih, evet, atabilmek falan birbirine falan. Bunları şey yapmamak lazım. Çok kızmamak lazım. Hatta hiç kızmamak lazım. Kendimizi bu noktada onların işte cennet bahçesinde bir parkta oynadığını düşünmek lazım. Hep ben şu örneği veririm. Şimdi bir parka gittiğimiz zaman, güzel bir parka gittiğimiz zaman, bundan da belediyemize teşekkür ederiz. Çok güzel yeni parklar oluşuyor. Evet, ve devamını inşallah güzel inşallah. Şehrin güzelliği parklarındadır. Eskiden beri bu devam eder. Ve cami etrafında yerleşilme çok önemlidir. Evet. İşte mezarlığıdır, bahçesidir falan. Evet. Şehrin oksijenidir bunlar. Şimdi düşündüğünüz zaman camiyi veya işte bir parkı düşündüğünüz zaman, parka insanlar gittiği zaman herkes kendi yaşına göre orada hareket eder. Çok yaşlıysanız, hani artık yürümekle ilgili sorunuz bile varsa, ne yaparsınız? Bir kenara oturursunuz, sessizce etrafı sadece seyredersiniz. Evet. O yani bir hareket bile edemezsiniz. Hatta çok konuşamazsınız bile. Evet. Biraz orta yaşlıysanız gidelim bir parkta işte bir elimizi yüzümüzü, evet, rahat ettirelim işte efendim bir yürüyelim falan dersiniz. Yürüyüş falan. Biraz yani daha ufaksanız işte orada oyun şeyleri vardır. Onlar da işte efendim sancağına sanırsınız. Çok da küçükseniz artık yerlerde efendim, evet, efendim bir şey yapmaya çalışırsınız. Yani herkes o parkta kendi size yakışanı yapar veya yapabildiğini yapar. Evet. Yapabildiğini yapar. Camileri düşünmek lazım. Camide cennet bahçelerden bir bahçe. Cennet parkı yani. Cennet parkı. Evet. Herkes oraya girdiğinde kendisi ne yapabiliyorsa, şimdi şunu yapmak istemez mi birçok insan? Tabii ki buradan da uyaralım. Hani biz ne kadar çok Diyanet İşleri Başkanlığı olarak insanlarımıza bunu hatırlatsak bile, oturarak mesela işte efendim namaz kılarak, işte efendim iskembede, işte sandalyede falan namaz kılıyorlar. Evet. Bu kardeşlerimize biz hep diyoruz, lütfen safa katılın, sandalyelerimizi bırakalım. Ayaklarımızı uzatarak namaz kılalım. Şimdi o istemez mi, o insan ben de ayakta namaz kılayım. İster. İşte efendim ama işte ben ama bak işte bak izin vermiyor şu anda sana. Hani evet, sıhhatim sana buna izin vermiyor. Evet. İşte kıyamda, eğilme, rükû, secde yapamıyorsunuz. Evet. Çocuk da ne yapıyor şimdi? O anda tabii ki bir bakacak o şimdi. Baştan hele ki teravih namazı da uzun bir namaz. Evet.
uzun da bir namaz. Arasında işte arada bir de insanların salavat getirmesi var. Onları hoşlanıyor. Efendim diğer günlere göre teravih namazında lambalar daha cıvıl cıvıl yanıyor. Evet. Onu merak ediyor. Çocuk şeylere falan bakıyor. Lambalara falan bakıyor. Arkadaşının da o koştuğunu görüyor. O da onu koşturuyor. Ne yapıyor? Cennet bahçesinde. Evet. Öyle hatırlıyor onu. Ve belki de o zihine kazılan şeyden dolayı o günleri de bir özlüyor. Özleyecek yani. Yıllar sonra. Tabii. O Yahya Kemal Beyatlı'nın hocam şeyi var. Ezansız Semtler. Evet, evet. Yazısı evet. var, şiiri var, evet, kitabı var. Evet. Orada diyor ki aynen bu bahsettiğiniz gibi diyor. Biz bir dönem diyor işte dedem diyor adada bizi camiye götürdü diyor. O camideki o güzellikler hala hafızamda tabii, diyor. Tabii. Yani ben özetliyorum aslında çok uzun. Çok uzun bir şey. Şimdi diyor ben diyor hayat diyor yaprak gibi bizi bir sağa bir sola savurdu. Ama döneceğimiz o güzel yerlere hatırıma geldikçe nereye döneceğimi biliyorum. Şimdi ezansız semtlerde yetişen çocuklar nereye gideceklerini, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Evet. Aslında dediğiniz gibi o rabıta eğer sağlam kurulsa hayat hepimizi alıp götürüyor bir yerlere. Hatta şu var mesela bazen bazı kardeşlerimiz tabii belki iyi niyetlerinden söylüyorlar ama işte hani yeni yapılan camilerin artık hani şu ifadeyi kullanıyorlar işte diğer camileri doldurduk mu yeni camiler yapıyoruz diye. Biz de şunları söylüyorum. Yani biz bu camilerin... Bir sorun da Urfa'daki cami sayısı olacaktı aslında bu, size. Bu camileri biz yeni nesil için de yapıyoruz esasında. Evet. Şimdi çünkü... düşününüz mesela bazı mahalle yeni kuruluyor. Orada siz cami yerleştiremezsiniz. Evet. Yarın öbür gün yani yarın oluyor artık gelecekte. Orada camiyi koyacak veya Kur'an kursunu koyacak bir arsa bulamıyorsunuz. Aynen. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Yerin altına, işte apartmanın altına veya sitenin altına koyuyorsunuz. Çocuk kafasında kendi mahallesinde bir cami tahayyül edemez, göremiyor. Göremiyor. Evet. Hani belki resimlerde veya işte efendim işte bazı mahallelere gittiğinde görüyor ama kendi mahallesinin cami, bizim cami de diyemiyor. Evet. Hani derler ya bizim cami, bizim ezan okundu bu. Evet, evet. Efendim bizim imam. Sahiplenme. Tabii tabii. Hani o mahallenin şeyi oluşması lazım. Bunun için de çabuk gayret etmek lazım. Yani efendim şu anda efendim işte diğer cami dolmadı ki efendim işte yandaki mahalle bizimki dolsun. Hayır bu camiler dolacak Allah'ın izniyle. Biz zaten bizim niyetimiz şu. Biz 500 kişiye bir cami. Veya işte en şeyde bu planlamaya göre Urfa cami sıralamasında nasıl durulmuş? Şimdi veya en son şeyde 1000 kişiye bir cami. Yani en azından diyoruz 1000 kişiye bir cami diyoruz. Şu an 1840 camimiz var. 1840. Yani şu anda 1000 kişide 1000 kişiye bir cami yani düşüyor. Sınırdayız şu anda. Yılda 60 bin çocuğun dünyaya geldiği, evet, 1000 tane hemen hemen 600-700 bin mültecinin bulunduğu bir şehirde. Tabii. Aslında alarm veriyor değil mi hocam? Alarm veriyor ama hamdolsun son 3 yılda bir kampanyamız oluştu. Yani buradan Urfalılara teşekkür etmek lazım. Allah razı olsun. Evet. Çok güzel camiler yapıldı yani Allah razı olsun hepsinden. Destekleyenden, dua edenden, namaz kılmak için koşturmalarından dolayı Allah razı olsun. Herkese tek tek kadına, erkeğe, çocuğuna çok teşekkür ederim. Özellikle zengin kardeşlerime çok teşekkür ederim. Yani gerçekten taşın altına elini koydular ve biz camilerden para toplamadan birkaç kişi veya tek şahıs olarak efendim işte yüklendiler. Ve birçok cami yapıldı. Evet. Allah razı olsun. Çok iyi. Hakikaten yani cami. Güzel camiler yapılmaya başladı. Allah razı olsun. Zaten ben ilk geldiğimde şu ifadeyi kullanmıştım. Şimdi ihtiyaç odaklı cami yapmamız lazım. İhtiyacımız var. Bundan sonra şey diyorum artık göz zevkimiz efendim işte kullanım amacı açılan artık estetik alanlar. Camilere dönmemiz gerekiyor. Çünkü artık ihtiyacımız artık sınıra yakaladık. Hocam bu estetiği bazıları eleştiriyorlar. Hani ben de sosyal medyada işte efendim eskiden işte camilerimiz böyle değildi ama camileri süsledik falan manasında demiyorsunuz değil mi? Mesela yok yani şimdi cami mahallenin bütün aktivitelerinin yapılabileceği mekanlar. Tabii. Yani estetikten şudur yani şimdi şudur. Şehrin görüntüsüyle ve sizi görsel olarak hem cami hem de o süliyetini oturması lazım. Evet. Yani şey gibi durmayacak yani. Yani bu bir fazlalık gibi durmayacak. Evet. Hatta yani buradan tabii yetkililer inşallah
hani özellikle site yönetimlerine falan çok müteahhitlerimize sunmak isterim şunu. Yani camiler mesela yukarıdan uçaktan baktığım an daha iyi anlaşılıyor. Evet. Ne anlaşılıyor? Şimdi eğer ki kıble yönüne doğru şeyleri yerleşiminiz yapmazsanız, cami böyle yapmazsanız sanki cami o şey şeyde beldede evet. şehirde yan yamuk gibi duruyor. Evet. Yani ama eski bakarsanız camilerimiz öyle değildir. Evet. Niye? Onların hepsi güneye şehrin silüetiyle ona göre ayarlamışlardı. Evet. Camiye göre ayarlarlar Hakikaten öyle. kendilerini. Ve hatta şu ifadeyi yaparlar. Yani eskilerimiz Allah onlardan razı olsun. Yani bu Edirne'de de böyle, Balkanlar'da da böyle, efendim Urfa'da da böyle, Hakkari'de de böyle, efendim İnşallah Bağdat'ta da öyle, Şam'da da öyle, Mısır'da da öyle. Eski yapılan camilere bakarsanız orada şöyle bir adet vardır. Nedir? En büyük kapı cami kapısıdır. Allah. Hani orada cami kapısından daha büyük kapı yapılmaz. Hani Allah'ın evi en büyük kapı olması gerekir. Efendim taş yapılıyorsa eğer binalar içerisinde evet. En fazla kalıcılığı kalması gereken camide olur. Evet. Hani En büyük daha kapı fazla. olur. Mesela bir kişi kendi torununa kalacak kadar belki evi yapar ama camiyi nesilden nesile kalmasını sağlar. Bakınız bir örnek vereyim. Şimdi mesela işte burada Ulu Camisi'dir efendim işte Eski Urfa fotoğraflarına tabii. bakarsak bu dediğinizi Tabii. görebiliyoruz Biz orada. ne anlıyoruz mesela eski Evet. fotoğraflara baktığımız zaman? Şunu anlıyoruz. Burada dedelerimiz Müslümanmış. Bunu anlıyoruz yani. Yani. Hani dedelerimiz çünkü cami yapılmış ve bakarsanız camiler öyle yakındır ki böyle. Değil mi? Evet. Ne kadar İşte mesela şimdi Urfa, Halilurrahman, Urfa, Hasan Paşa, evet işte Hasan Paşa, Narıncı'ya, ondan Narenciye, sonra hemen efendim Pazar Pazarcami'ye, Camii, hepsi yan Haşimi yana. içerisindeki Evet. cami. Bakarsanız 6-7 tane cami yan yakın yana. böyle camiler vardır. Şimdi o günkü Urfa nüfusunu düşündüğünüz zaman dersiniz ki ya Allah Allah bu kadar neye cami var falan diye. 15 adıma bir cami yapmışlar. Çünkü neden? Hakikaten tüm nüfus hani Müslümanım diyen herkes camiye koşuyor. Şu anda da mesela eğer ki bizim nüfusumuzun hepsi camiye koşsa camilerimiz almaz. Evet. Camilerimiz Mümkün almaz yani. Evet. Ve benim düşüncem şu. Biz nüfusun hepsine göre de cami yapmamız lazım. Çünkü herkes namaz kılmaya adaydır. Hepimiz adayız. Evet. Namaz kılmasak bile adayız hepimiz. Biz orayı yaparız temenni. O duadır. Her cami bir duadır. Her Güzel. cami bir davettir. Evet. Ya olmadığı zaman davet olmaz ki. Şimdi Aynen. Mesela cami yoksa orada davet yoktur. Cami yoksa dua yoktur orada. Şimdi oraya cami oraya gelenek cami oraya konuyor. Mesela yeni kurulan bir şehre, bir ilçeye, bir mahalleye bir cami kuruluyor. Oradaki insanların hiçbir tanesi namaz kılmasa bile ama hayyana silah denecek Hani ve o davet şey demiş başlıyor. ya, ben sizi günde 5 defa çağırdım Evet, ama evet, gelmediniz. evet. Davet başlayacak. Yani davet başlayacak. Orada cami olmasa davet olmayacak. Evet. İkincisi ne başlayacak? Efendim dua edilecek. Orada bir efendim işte cemaat gelmeye başlayacak. Cemaat ne yapacak? İşte oğlu için Birbirini dua teşvik edecek. edecek. Oğlu için dua edecek, kızı için Evet. dua edecek, efendim komşusu için dua edecek. Birbirlerini davet etmeye başlayacaklar. Ve tevasav bil hakkı olacak. Hakkı karşılıklı tavsiyeleşme başlayacak. Evet. Ama zemin olursa. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın Mekke'den Medine'ye geldiğinde bunu ben çok sık tekrar ediyorum. Yani çok hocalarımız çok tekrar ediyor. Allah razı olsun hepsinden. Nedir? Mekke'den Medine'ye geldiğinde daha devesinden inmeden ilk düşündüğü Allah'ın evinin nereye yapılacağını. Çünkü davet oradan önemli bir mesaj aslında bu değil davet mi? Davet oradan başlıyor Evet. yani. Şimdi ben de diyorum ki mesela bir kardeşimiz ev alacaksa müteahhite şunu sorsun. En yakın cami nerede? Cami var mı? Cami yakın mı? Hani Evet. diyoruz ya şuraya yakın mı buraya yakın mı? Urfalıların en çok sorduğu soru fırına yakın mı? Bunları soruyoruz ya mesela. Bir de diyelim ki yani camiye yakınlığı ne kadar? Evet. Veya mesela site ise büyük site ise Evet. Burada cami yapacak mısın mesela? Diyelim Evet. ki bir müteahhite 20 kişi sorsa dese ki ya cami var mı size diye sorsa Evet. o müteahhit tamam bir camide cami yapalım der. Evet. Hani bir yani düşün Şu yani. anda mesela TOKİ yapmış olduğu bütün Evet. şeylerin arasına camileri Cami yerleştirir. yapıyor. Ama işte dediğim gibi bunu bütün vatandaşımızın da dert edinmesi lazım. Çünkü ne yapıyoruz? Önce biz yerleşiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ya burada cami yokmuş ya. Ama mesaj az önce söylediniz. Efendimiz daha devesinden inmeden Tabii. cami yerini Yani biz istiyor, cami yerini ev tespit ediyor. almadan önce veya ev almaya teşebbüs ettiğimizde
müteahhitlerimize, işte efendim satan kardeşlerimize, bu evle ilgili konuşmalarımızda araya camiyi sokarsak, işte diyoruz ya, okula yakın mı, durağa yakın mı, efendim alışveriş merkezine yakın mı, camiye yakın mı? Evet. Camiye yakın, etrafında yanında cami var mı, yok mu? Bu değerde düşünürse Allah'ın izniyle de o yörede hemen cami oluşumu başlar. Çünkü istek lazım önce. Evet. İstek lazım. Ramazan'da sayın, bir vesile şu anda. Ramazan'da süper hocam, süper bir vesile. Şimdi bakın teravihlerle birlikte camiler coştu. Arkadaşlar şimdi bir coşma hareketi yapıyorlar bana. Evet. Bu hareketin anlamını biliyorsunuz artık. Evet. Evet sevgili Kanal Ufa izleyicileri, Sahur Vakti programında İl Müftü'nün Sayın İhsan Açık Hocam'la tatlı sohbetimize Kanal Ufa'nın kısa bir tanıtımıyla ara vereceğiz. Aradan sonra huzurlarınızda olacağız. Evet sevgili Kanal Ufa izleyicileri, sahur vakti ilk arasından sonra tabii biz bu arada telefonumuzu uçak moduna almışız. Sizlerden tabii gelen mesajlar var. O mesajları da biz inşallah burada Sayın Müftümüze ileteceğiz. WhatsApp'tan da bizlere ulaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Kanal Ufa'nın WhatsApp grubundan da bizlere mesajlarınız geliyor. Bu manada hem bizlere destek olun, hem sorularınızı iletin, hem de sıkıntılarımız varsa beraber, hocam sizi bulmuşken şu bizim köyün Hamit Derman hocamız bize mesaj yazmış, demiş ki ben evet Derman Mahallesi camisi, artık köy kalmadı, Derman evet. Köyü kalmadı, dermansız kalmışlar hocam. 3 Haliliye Müftülüğü'ne gittik kayıt için, Ramazan için imam istedik, imam gelmedi hocam. Dermansız kalmışlar. Tabii bugün müjdemiz geldi işte. 5000 kadro verildi Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Bizde de şu anda 250'nin üzerinde camimiz boş. Urfa'da 250 camide. 250 camimiz boş. Yani diğer illere göre tabii daha fazla değil de hamdolsun. Çünkü son 3 yılda Türkiye'de en çok kadroyu Urfa aldı. Son 3 yılda. 3 yılda en evet, çok altını çizerek söylüyorum. İmam kadrosunu biz aldık. Peki niye hala eksiğimiz var? Şundan dolayı bizden ilahiyata hoca, yani ilahiyat hocalığına ve öğretmenliğe geçiş Türkiye'de en çok bizde oldu. Maşallah. Yani bir nevi bu da iftar vesilesi aslında. Tabii yani mesela şimdi Tekirdağ'dan Şırnak'a, Haran'dan işte Konya'ya kadar evet. Birçok yerlere imamlarımız ve Kur'an kursu hocalarımız evet. Öğretim görevlisi olarak üniversitede geçtiler. Evet. Bu noktada arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bizi evet. Orada temsil ediyorlar. Bir de öğretmenliğe geçiş çok oldu. Yani mesela şu bu yıl için 2016 için 50 tane öğretmenliğe geçti. 50 kişi öğretmenliğe evet. Geçti. Tabii bu da ne oluyor? Bir nevi sirkülasyonu şey yapıyor, hızlandırıyor. Evet. Kadro verilemedi. Bir yıldan beri açıktan da kadro yapılamadı yani. Diyanet İşleri Başkanlığı kadro, yani Maliye ama Bakanı izlemeyi bile. Ama çok büyük. 5000 kişi. 5000 kişi. Şu an 10.000 açık var. Evet. Yani 10.000 münhal yani dediğimiz yani kadrosu var fakat imamı olmayan 10.000 kişilik bir kadroya ihtiyacı var. İlk işte hemen 5000 acilen verildi. İnşallah onu da işte bir ay içerisinde imtihanlarını yapıp Diyanet İşleri Başkanlığı tercihlerini yaptırarak kadronu yapacak. Yani biz bir Urfa müftüsü olarak bir tedbir almak istedik. Şöyle bir tedbir aldık biz. Dedik ki Kur'an kursu, yaz Kur'an kursumuz geliyor. 20 Haziran'da bütün çocuklarımızı bekliyoruz 20 Haziran'da. Evet. 13 Haziran'dan itibaren Kur'an kurslarımız açılacak yani şey olarak kayıtlara başlayacak. Biz o sıra işte Kur'an kursu her cami münhal olan yani şu anda imam olmayan camilere hocalarımız dedi ki burada Kur'an kursu açın hem de imamlığımızı yapalım diye. O başvurular ondan dolayı inşallah önümüzdeki hafta birçok şeyler hocalarımız da şeylere başlayacak. İnşallah. Hem Kur'an kursu açmış olacaklar hem de caminin görevini yani yerine getirmiş olacaklar. İmamlar aynı zamanda hakikaten o boşluğu da dolduruyorlar. Tabii. Bir de çok şeye önemsiyoruz. Buradan yani sizin aracılığınıza
bu güzel vakitte hem dua olsun. 4-6 yaşa biz çok önemsiyoruz. Ne olur 4-6 yaş, 4 yaşındaki çocuklarımız artık Kur'an kurslarımıza yollasınlar. Ne büyük nimet değil mi hocam? Bundan birkaç yıl önce şu yaştan küçük çocuklar giremez. Yani 5. sınıf diye bir kavram vardı ya 5. sınıfta. Yani 5. sınıftan öncesi biz yaz Kur'an kurslarına kaydettiremiyorduk. Hatta ne diyorduk? İşte yanında küçük kardeşi gelmişse diyorduk onun misafir var. Oyun arkadaşı diye diyorduk. Hep öyle geldi değil mi? Hani kaydedemiyorduk yani maalesef. Birçok Kur'an kurslarımıza kapanmak zorunda kalıyordu. Yani şimdi yeterli sayı olmadığı için şu anda hamdolsun. Buradan da müjdeyi verelim yani mesela hem teşvik olsun. Yani 2013'te 74 Kur'an kursuyla başladık biz. Şu anda 600 Kur'an kursumuz var. Evet 74'ten 600'e gelmişiz. Evet yani hakikaten çok mu değil. İnşallah 1200 1500 olsun sayısına göre. 1500 olsun yani. Okul sayısına göre az. Daha çok olsun. Değil mi hocam? İnşallah. Daha çok olsun. Evet. Sayın hocam, birinci bölümde izleyicilerimiz belki daha televizyonlarını yeni açan kardeşlerimiz olabilir. Camiyi, cemaati ve gençlerimizi nasıl camilerle entegre edebiliriz, çocuklarımızı nasıl entegre edebiliriz? En önemli fırsat Ramazan. Evet. Ramazan çok büyük fırsat. Çok iyi değerlendirmek lazım. Ramazan'ı çok iyi değerlendirmek lazım. Bir teravih ile. İkincisi, mesela burada ben Urfalılara yine çok teşekkür etmem lazım. Allah razı olsun demem lazım. Niye? Bunu ben sadece kendim bir gözlem olarak söylemiyorum. Dışarıdan gelen hocalarımızı da ben gezdirdim birçok noktada. Benim bu dördüncü Ramazan'ım burada. Evet. Yani Diyanet İşleri Başkanımızdan işte efendim daire başkanlarımızdan hemen hemen hepsi buraya geldiler. Hatta elhamdülillah şu anda da bölge merkeziyiz biz. Diyanet İşleri Başkanlığı artık Urfa'yı bölge merkezi yaptı. Bu bölgenin önce müftüleri evet. Bizim misafirimiz oldu. Onlara 3 gün seminer verdik. Daha sonra Kur'an Kur'an kurslarımız bütün Kur'an kurslucuları geldi. Aşağı yukarı işte 500 tane Kur'an kurslucusu geldi. Ondan sonra geçen hafta da bölgenin bütün vaizleri geldi. 146 tane vaiz geldi. Evet. Bu noktada onların da bir nevi diyorum ya dışarıdan gözlem açısından. Nedir gözlem? Şu. Bu kadar çok hatim takibi, mukabele olan il yok. Hocam şimdi bir şeyin de hakkını verelim. Bu kadar mukabele veren başka bir televizyon da yok. Şu anda oradasınız. Allah razı olsun. Yani şimdi mesela ben camilere gidiyorum mesela. Şimdi sabah evet. Namazda mesela birkaç tane gezeceğiz. Evet, Sayın Müftümüz bana ilk defa şiir okutmadı sevgili dostlar. Ben gideceğim dedi. Ben gittikten sonra sen şiir okut. Evet çok güzel. Şimdi öyle güzel ki mesela gidiyorsunuz mesela camiye. Rahaller dizilmiş. Müthiş şekilde mukabele dinleniyor. Hocam çok özür diliyorum. Sosyal medyayı sallayan bir görüntü var. Evet. Şimdi bana deseniz ki Urfa'daki en güzel hatıralarınız. Bana deseniz ki Urfa'daki en güzel günleriniz, işte İstanbul'da deseniz ben derim ki İstanbul'da işte Şükür Mescidi'nde şu kadar güzel günüm geçti. Şöyle, şöyle, şöyle. Urfa'da da Ramazan'da böyle vaktimiz varken biz ikinci yazı yaşıyoruz. Yani ben yaş itibariyle 46 yaşındayım. İşte ayağımızı Hasan Paşa'daki o suya koyuyoruz. Oh ne kadar tatlı. Ondan sonra... Bazen de böyle bazıları çok... kızıyorlar o çudurun suya girmeye falan ama. Hocam yani... Mustafa hocam bilirsiniz. Evet. Damat Süleyman emekli imamı. Şimdi Urfa'da eskiden klima yok. Böyle sulu bir klima vardı. İçine buz muz koyduk. O evet. Sulu klima dönüyor. Şey dönüyordu. Biz caminin hücresinde balık istifi gibi böyle. Yaklaşık bir 30-40 kişi ufacık odada. O serinde ancak yani o hararette ancak orada kalabiliyorduk. Bana deseniz ki hayatınızın en güzel anları ne zaman ben derim o anlardır. Evet. Şimdi tabii sosyal medyada şunu şey yapıyorlar. Ayşe hocam da bugün şey yapmış demiş ki camilerde uyuyabilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Tabii. Şimdi tabii bazı camilerde tabii bunu usulüyle anlatıyorlar. Bazıları böyle tabii farklı şeyler oluyor. Bir de elektrik su meselesi var. Elektrik su parası ile ilgili sıkıntılar var. Böyle toplu olarak düşündüğümüzde bazı yerleri yanlış yapıyoruz. Evet, katılıyorum. Yani bazı yerlerde eksiğimiz var. Bazı yerlerde yanlışımız var. Siz bu işin
başındaki büyüğümüzsünüz. Valla ben seviniyorum. Ben camilerde insanların yatması güzel bir şey. Hocam sayın müftümü tek kameraya mı arkadaşlar? Şimdi neden? Bugün TRT muhabiriyim. Yani çocuğundan. Sayın müftüm özür diliyorum. Evet. TRT muhabiriyim. İlimizin valisi bir açıklama yaptı. Dedi ki bu şehirde alfabeyi yani okuma yazmayı bilmeyen şu kadar 100.000 insan var dedi. Rakam çok büyüktü. Şimdi ben habere geçtim. Bölge müdürü beni aradı dedi. Yahu dedi kardeş dedi söylediğin rakam çok yüksek. Bölge müdürü diyor bu habere yayınlayamayız. Vali Bey'den bizzat muhabir tekrar alsın. Neyse ben mikrofonu aldım. Vali Bey'e uzattım mikrofonu. Dedim ki sayın valim rakamı bir daha söyler misiniz? Allah selamet versin. Bir daha tekrar etti o rakamı. Şimdi ben o yüzden yönetmenime diyorum ki sayın müftümü zorlayın. Bunu tekrar alsın. Neden hocam? Ya şimdi şöyle neden mesela nerede yatıyor o kişi? Allah'ın evinde. Allah'ın evine sığınmış yani. Hani biz Allah'ın evine hatta ayette var ya onlar yatarak, ayakta, yan yaslanarak Allah'ı zikrederler. Allah'ın evinde de bir insanın hani ya Rabbi ben yoruldum. Senin kapına geldim, evine geldim, dinleniyorum. Bir de özellikle yani mesela Hasanpaşa çarşısı, biliyorsun çarşı bölgesi hocam. Şu olmayabilir, evet. Yani şu da sıkıntı olabilir. Nedir? Yani bir kardeşimiz orada namaz kılacaksa, evet. Yani namaz kılacak yer bulamazsa, o sıkıntı. Yani o olabilir yani. Onun haricinde kardeşlerimizin orada yatması, efendim işte dinlenmesi, yani Allah'ın evine sığınması, ne kadar güzel bir şey. Evet. Ben ilk geldiğim günden beri hiç yadırgamadım. Çünkü ben neyi hatırladım mesela benim? Ben ilk geldiğimde Urfa'da böyle yatma olunca Mekke'yi Medine'yi hatırladım. Çünkü ben de Mekke'de Medine'de böyle yani o 5 dakikalık bile 10 dakikalık uyku var ya. Şekerleme. Oradaki uyku işte biraz tavaf ediyorsunuz, bir şey. Tavaf ediyorsunuz, yoruluyorsunuz. Orada işte Kabe'ye bakarak bir ufacık bir 5 dakika bile uyumanız o kadar size öyle şey veriyor ki dinçleştiriyor ki. Evet. Onun gibi dedim anne dedim ki öğlen Mekke Medine kayda. Dedim buraya gelmiş falan. Öyle evet. Öyle bir şey oldu. Hani insanlar ha bir de nereden baktığınıza bağlı. Efendim işte bunlar burada ne yatıyorlar, şunu yapıyorlar falan gibi tersten bakmak belki sıkıntı. Ama şunu tersten düşünüyorum ben şimdi. İşte çocuğu efendim işte oynuyor diye kızıyoruz. Evet. Oynuyoruz. Efendim işte yorulanı dinler diye kızıyoruz. Ötekisi efendim işte orada efendim bir şey var. Camide kimse yok. Yasaktır. Bu cümleye çok şey oluyorum hocam. Yani herkes yani herkes yasaktır, hani, camide şu konuşmak yasaktır. Tabii, evet, tabii yani, camide herkes usulü... aynı şeyi yapması gereken tek vakit ne? Kamet getirildiği zaman. İşte kadı kamet salah dendiği zaman hani, namaza kalkın dendiğinde hepimiz o hareketi yapacağız. Evet. Ve orada imam da olacak. Ondan sonra herkes camiyi kimisi tefekkür yeri yapacak, kimisi tezekkür yeri yapacak, kimisi dinlenecek, kim çocuklar oynayacak. Evet. Hocam kütüphaneleriniz var. Bazı kütüphanelerinizin kilidi var hocam. Kilit tabii, de genellikle evet. Yok. Kimse çalmasın diye. Kimse okumasın diye. Hocam yani bu mantalite elhamdülillah kırılıyor. Yok. Şimdi tabii bunu bakınız. Camilerimiz artık nezih mekanlar haline geldi. Mesela bir 10 sene önceki camileri düşünüyor. Artık insanlar ne istiyor? Ya halısı güzel olsun diyor. Evet. Efendim, bu arada bir teşekkür. Büyükşehir Belediye'mize. Nihat bize, Bey'e dün teşekkür ettim. Nihat Başkanımız da inşallah davet edeceğiz. Dedim ya camilere dedim halı seriyorsunuz evet, dedim. Allah evet. Razı olsun dedim. Tüm şimdi belediyelerimiz. Doğrudur. Hemen hemen tüm belediyelerimiz bu işe. Ama daha çok büyükşehir, daha büyük camilere. Tabii. Allah razı olsun. Neden? Çünkü artık vatandaş diyor ki yani girdiği zaman güzel koku istiyor. Evet. Cam güzel koksun diyor. Abdest aldım mekan güzelleşsin diyor. Evet. Yani işte vecesi öyle olsun diyor. Bayanlar için mesela bayanlar artık şeyden ben çok seviniyorum buna mesela. Evet. Bayanlar diyor ki artık biz kubbeyi görmek istiyoruz diyor. Evet. Yani bizi şeyin yerin altına bizi tıkmayın diyor. Evet. Hatta geçen onlardan tekrar özür diliyorum. Yani engelli kardeşlerimden. Evet. Hakikaten çok özür diliyorum. Evet. Yani çünkü bizim diyarın engelli olmayacağımız ne malum. Şu anda hocam. Olabilir yani işte. Olabilir. Yani bir anda efendim gözümüzü kaybederiz, ayağımızı kaybederiz falan. Ya hocam diyorum biz nezih bir şekilde, rahat bir şekilde hiçbir camiye gidemiyoruz. Hakikaten çok üzüldüm yani.
Hakikaten ki çok devletin güzel. Bu konuda da şeyi var hocam, yani engellerle ilgili. Ama, ama onlardan Allah razı olsun. Hani diğer kurumları sıkıştıkları gibi camiye şikayet edemiyorlar. Hani gerçekten ben boynum büküldü yani. Geçen gittim ben bir engelli derneğin başkanıyım. Evet. Şikayetler bize geliyor. Engeller beni yani geçen gün bu onlara şey götürdüm. Hakikaten sıkıntılar Sakal var. Şerif dedim, size engel olmasın dedim. Oo, Madem giremiyorsunuz, Sakal Şerif'i götürdük onlara. Oo. Yani orada tabii ki ben mahcup oldum yani. Yani neden mahcup oldum? Yani bir il müftüsü olarak mahcup oldum. Yani üzüldüm yani hakikaten. Hocam dedi bana dedi camileri dedi, sayar mısın dedi. Şimdi ben gözüme getiriyorum. Şimdi yani ondan sonra gittim bazı camilere. Baktım Evet. biz bazı yerlere rampa koymuşuz ama ya biz zor çıkıyoruz oraya. Hani biz hani rampa diye koymuşuz ama engelli olmadığımız halde çıkamıyorum. Ben dedim çıkamıyorum, bu adam nasıl çıkacak buraya falan. Düşündüm sonra dedim hani bu insan hiçbir namaza katılamayacak. Ya. Yani o noktada hakikaten Hocam, tekrar özür diliyorum. Ha bundan ne bunun için anlattım, şunun için anlattım. Yani cami cemaat de bunu dertlensin. Sadece hani bizim müslük olarak değil. Yani Evet. imamı da dertlensin. Yani buraya engellilerin gelebilmesi için, çocukların gelebilmesi için, Evet. kadınların gelebilmesi için, kızlarımızın gelebilmesi için. Bakınız, kızların camiye gelmesiyle ilgili çok büyük bir kampanya açmamız lazım. Neden? Şimdi bakınız, eğer ki bir hanımefendi camiye gitmezse, o manevi havayı alamazsa çocuğu nasıl aktaracak yani? Yarın anne. İşte Anne mesela biz adayı. hac seminerleri yaptık bu yıl. Şöyle yaptık. Biz seminerlerimizi şey yaptık. Her ilçeye kendimiz gittik bu sefer. Hani hacı adaylarımızı çağırmadık Urfa ilçeye. merkeze Toplamadık. Dedik ki neden yana gidelim? 10 kişi olsun, 20 Evet. kişi olsun. Allah razı olsun, çok da güzel rağbet oldu. Şimdi parmak kaldırıyorum tabii şimdi. Bakıyorum ki birçok ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tabii bunda istatistiği de var. İlk defa camiye Medine'de gidecek bu kişi. Hanımefendi. Hiç camiye gitmemiş yani. Yani şimdi orada Medine'de sabah namazına gidecek. Hayatında hiç sabah namazına gitmemiş ki. Yani bir bayan düşününüz yani. Onun yani gireceği telaşıyı düşününüz. Erkek o anda onu algılayamıyor. Kız diyor işte niye şey yapmadın, niye yürümedin, etmedin. Bağırıyor, çağırıyor. Ya bayan o anda ve hele ki biliyorsunuz Medine'de bir kere erkekler ayrı, kadınlar ayrı gidince orada kendisini öyle bir şey hissediyor ki. Evet. Çünkü hiç gitmemiş. Sudan çıkmış Gecenin balığa Kral binmiş. Kanalı'na gitmiş. Efendim şeye gidecek. Onun o andaki manevi şey olmasa ya. Hani manevi bir coşku olmasa yani ürperecek. Evet. Ama biz de dedik ki yalvardık yani hacı adamımıza. Hatta eşlere dedik ki her eş hanımını işte kızını camiye götürsün ki Medine'ye Mekke'ye hazırlık yapsın. Burada da öyle hani işte engelli, çocuk, efendim eşlerimiz, kızlarımız, ablalarımızı camiye gidebilecek şekilde ayarlayalım. Bu da bize yardımcı olsunlar. Evet. Hani camilerimizi bunlara göre ayarlayalım. Ve elimizden geleni yapalım. Şimdi burada söylemekte tabii şey yok, sıkıntı yok. Mesela Dergah Camii'nde ben bu iş için 2 seneden beri çok uğraştım. Şimdi Dergah Camii'nde Allah razı olsun cuma namazında hakikaten iyi bir cemaatimiz oluyor. Bayan cemaatimiz oluyor. Evet. Orada En-Nisa Mescid diye, Bayan Mescid diye evet. mescidimiz de var. Fakat sabah namazında bildiğiniz gibi erkekler zaten 3-4 saf oluyor. Evet, boş. Sabah namazında dedim ki en azından o üç, yani üst mahalde evet. mahalde bayanlar gelsinler. Onlar da kubbenin altında namaz kılsınlar. Evet. Yani öyle bir şey yaptık. Şimdi ilk zamanlarda bakayım orada birileri duruyor. Kadınlar buraya giremez. Şöyle diyor. Ben orada uzun süre yani sabah namazına giderek orada o kapıda durdum ki insanlar engellenmesin. Hanımefendiler yukarı çıksın diye. Evet. Ve hakikaten şimdi çıkıldı. Mesela geçen ilk teravih namazında rica ettik yani şeylere, bayanlara. Üst katta kıldılar. Zaten erkekler tam ancak doldurabildi. Üst evet. kata kimse çıkmadı. Yani bayanlar da o da kılsın. Şimdi bunu niye şunun için söylüyorum. Bakıyorsunuz Peygamberin mescidinde bayanlarla beraberler. Evet. Önde erkekler, arkada kadınlar kılıyor. Aralarında hiçbir şey yok. Hatta Hazreti Ömer'in hatırlarsanız hutbesi var. Hutbede hani mehirle ilgili bir kısıtlama yapıyor ya. Hani gençler geliyor diyor evet. ki ya Ömer artık çok fazla, mehirler o kadar fazlalaştı ki ödeyemiyoruz falan. O şeyle hemen çıkıyor hutbede diyor ki bundan sonra mehirin sınırı şudur deyince kalkıyor bir ablamız. Bir efendim yiğit sahabe hanımefendi kalkıyor. Aynen. Diyor ki
Allah ve Resulü'nün indirdiği sen, şeysen. Sen kimsin? Sen kimsin diyor. Yaver diyor falan. Şimdi o bir Allah bakıyor. Allah. Yani düşün ya şimdi mesela bugün. Bugün yani şartlarında düşünsek. Nasıl olacak yani? Vay fitneci, vay fitneci diye o vay fitneci diye o kadını alırız bir şey yaparız. Veya evet. Şunu düşünürüz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken efendim işte torunlarının işte efendim gelip de bir şey istemeleri ve peygamberin hutbeyi kesip iniyor onlara indiriyor. Diyor ki onlara tembih ediyor işte ben bunları halledeceğim diye. Sonra çıkıyor tekrar. Şimdi bir çocuğun efendim işte camiye gitmesini düşünün. Camiye bir de hutbeye çıktığını görseniz. Hemen gelirler müftünün kapısına. Gelirler. Müftü bey bu ne ya bu imam bey. Şimdi öyle de oldu biliyor musunuz? Bakın Allah Allah. Size, Çaldıran'da şöyle bir şey oldu. Ben Çaldıran'da müftüyken. Şimdi dedik ki ya baktım ki çocuklar rağbet etmiyor Çaldıran'da. Dedik ki ne yapalım? Çocuklara yönelik bir şeyler yapalım. İşte oyun yapalım namaz öncesi. Efendim işte bu sahabi onlara, efendilerimiz Hazreti Ömer döneminde çikolata kum konulmuş caminin bahçesine. Tabii oynasınlar diye. Evet. Çikolata alalım işte efendim bazı hediyeler alalım falan. Çocuklar bir baktık ki şeyler çoğaldı. Müthiş çoğaldı. Evet. Aşırı çoğaldı. Ertesi gün bir baktım or cemaatten böyle ileri yaşlı şeyler cemaatimiz geldi. Müftü bey ne oldu? Ya çocukları camiden alırsın ya da biz bize camiye gelmeyiz dediler. Dedim senin yaşın kaç? 70. Seninki kaç? 65. Seninki kaç? 80. Hani torunlar? Şimdi dedim ki sen dedim amcam en fazla 10 sene daha geleceksin. Evet. Sen 5 sene daha geleceksin. Sen biz geleceksin. Sonrası? Ama dedim bu çocuklar 7 yaşında. Bunlar dedim ben dedim akıllı tüccarım dedim. Evet. Bunlara yatırım yapıyorum. Bunlar 70 sene gelecek dedim. 70 sene gelecekler varken dedim siz dedim. Nasılsa kılacağınıza kılmışsınız. Kılmışsınız. Onlar bak Müftü Bey bak şaka yapmıyoruz gelmeyiz. Ben de dedim şaka yapmıyorum. Gelmeyin. Çocuklar gelsin. Evet. Ha bunu şunun için söylüyorum. Yani hani kızmasınlar onlara. Onlar da sizin torunlarınız ya. Sizin çocuklarınız. Evet hocam arkadaşlar yine bir işaret ediyorlar. Rahmetli İbrahim Canan hocamla gönlü rahmet istedi. 93'te Urfa'da 63 TV'de program yapıyoruz. Urfa'nın iki yerel televizyonu. Diyor ki bir çocuk diyor işte çok büyük bir cinayet işlemiş işte. Hayat hikayesini anlatıyor gazeteciye. Diyor ki ya sana hiç mi bir şeyler anlatmadılar? Hiç mi dini bilgin yok? Hiç mi Allah, din, iman korkusu yok? Ne diyor? Vardı diyor. Nasıl diyor? Diyor bir gün diyor dedemle beraber diyor. Babamla mı? Dedemle beraber camiye gittik diyor. Camiye gittim. Önde diyor bir tane böyle kıyafeti farklı bir adam var. Dedim ki ya ben bunu bir göreyim. Cemaatin arasından gitmiş imamı görmeye. Diyor ön safta bir tanesi diyor bana bir dirsek attı. Öbürü diyor bir tokat attı. Öbürü dirsek diyor kendimi kapının önünde gördüm. Şimdi diyor beni iteleyen, kakalayan o adamların olduğu mekana bir daha ben gitmek istemedim. Ve hiç bana cazip gelmedi. Orası hep diyor böyle yan göze baktığım bir mekan oldu. Bunu çıkarmamız lazım. Çocuk sesinin olmadığı yerde evet. Melekler gelmez. Çocuk sesi lazım. Camide çocuk sesi olsun. Evet. Hatta hatırlarlar. Giden kardeşlerimiz de bilirler. Medine'de İmam Allahu Ekber der. Çocuklar ağlamaya başlar. Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm der. Biter çocukları ağlamasını biter. Onlar da öyle zikrediyor. Herkes lisan haliyle zikrini devam ediyor. Evet. Sevgili Kanal Urfa izleyicileri, sabır vaktinde çok değerli il müftümüz İhsan Açık hocamızla tatlı sohbetimiz kısa bir atıştırmayla ara vereceğiz. Sizlere Kanal Urfa'nın çok harika güzel yapımları var. Onlar sizlere eşlik edecek. Biz sahurumuzu yiyeceğiz. Sizler de çaylarınızı yudumlamaya, efendim, sahur yemeğinizi yemeye devam ediyorsunuz. Ama bizleri izlemekten de lütfen kendinizi alıkoymayın. Çünkü güzel konularla bir kez daha huzurlarınıza geleceğiz. Evet, kıymetli Kanal Urfa izleyicileri,
Yemek herhalde fazla geldi. Demiş iyi. Ramazan'la aranız nasıl? Demiş valla çok iyi. Maşallah demiş, Ramazan yaramış. Evet demiş. Bir kişilik oruç tutuyorum ama iki kişilik yiyorum. Bizde Yavuz kardeşim sofra maşallah çok iyiydi. Sonunda ünlem var ama değil mi? Ciğer olmayınca abi olmuyor. Evet hocam. Allah kimseyi açlıkla imtihan etmesin. Terbiye etmesin evet. Sahur vaktinde birinci bölümde özellikle din hizmetlerindeki o güzellikleri anlattık, aktardık. Ben Avrupa'daki birkaç cami gördüm hocam. Almanya'da bu arada Uğur Denizoğlu kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Bizim tanıtımlarımızı kendisi yapıyor. Duisburg'da mesela biz bir sergiye gitmiştik. Cami her şeyle mükemmel. Litip'in yapmış olduğu camiler. Yani sizin taziyeniz de olsa, düğününüz de olsa, efendim bir programınız da olsa üst tarafı camiyi rahatsız etmeden bütün aktivitelerinizi yapabiliyorsunuz. Bir misafiriniz geldiğinde lokantaya götürmenize helal mi, haram mı endişesi taşımadan gelip orada oturup bir yemek yiyebiliyorsunuz, bir çay içebiliyorsunuz. Ama bazen bakıyorsunuz ki camilerimiz, ki Osmanlı mirası bize, işte bir Beyazıt cami ve çevresindeki sadece o eserler camiye kalsa Türkiye'de binlerce cami besler, değil mi hocam? Tabii. Ama yağma edilmiş bir dönem. Ama artık yavaş yavaş her şey aslına dönüyor. Bu şeyle alakalı biz ne kadar çok camilere sahip çıkarsak, evet, Allah'ın evlerine, o camiler de bize öyle sahip çıkıyor. Yani camiler bizi tutuyor. Hani oruç tutmak mı, orucumuzun bizim tutması mı denir ya. Heh. Şimdi hani Rabbimiz öyle söylüyor. Yani diyor ki bana bir adım yaklaşırsanız ben size 10 adım yaklaşırım. Bana yürürseniz ben size koşarım diyor. Hatta bir zaman gelir artık sizin eliniz olurum, ayağınız olurum, gözünüz olurum diyor. Bu noktada işte biz dine ne kadar rağbet edersek, yani dindar olma hususunda ne kadar çaba sarf edersek, evet, yani yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, çocuğundan efendim işte en yaşlısına kadar, amirinden memuruna, müftüsünden hocasına, biz dindarlık hususunda, dindarlığı yaşama hususunda ne kadar rağbet edersek din de bize o kadar kendisini verir. Evet. Yani ama biz hayatımızın bir bölümü düşünürsek oraya sıkışır din. Ondan sonra da bu sefer hayıflanmaya başlarız. İşte niye bunlar oluyor? Niye efendim işte doğru din yaşanmıyor diye üzülürüz, sıkılırız. Mesela şundan hemen söyleyeyim. Bir çocuğumuzu eğitimle ilgilendiğimizde mesela işte efendim çocuğumuzu ne yaparız? Önce bir ilkokula götürmeye çalışırız. Sonra liseye, efendim işte üniversiteye, evet, dert ediniz ve onun dersleriyle ilgili ileride ne olacak diye işte matematiği mi özel ders verdirelim, şunu yapalım falan diye özel şeyler, çabalar sarf ederiz ve hatta maddiyatımızı harcarız. Ama çocuğumuz işte efendim din nasıl öğreniyor, nasıl öğrenmesi lazım, benimle beraber camiye gelmesi lazım mı, gelmemesi lazım mı? Evet. Efendim işte mesela şu anda ben tüm kardeşlerimden şunu isterim. Beraber bunu yapalım. Ne yapalım? Çocuğumuz oruç tutmasa bile, hani çok küçükse bile, diyelim 3 yaşında, 4 yaşında. Ama sahura kaldıralım. Evet. Yani sahurun o şeyini yaşasın. Ha. Desin ki, yaşasın. İşte annem, babam, ablam, kardeşim kalktık geceliğin bir şey yapıyorduk. Az önce Sümeyye'yi gördünüz. Evet. Uykusuz olmasına rağmen, tabii, uyumadı. İlla bu ortamı görmek istedi. Tabii. Evet. Bir de Allah razı olsun hanımlarımızdan, eşlerimizden. Sahurda hani mesela iftarda yaptıkları özeni sahur daha fazla yapsınlar. Yani sahur daha önemli. Evet. Biz iftar sofralarını çok şey yaparız, aç kaldığımız için. Olmaz. Ama sahur sofrasını çok güzelleştirelim ki çocuğumuz yani illaki sahura kalkma ihtiyacı hissetsin. Yani şimdi sahurda kim bilir annem neler yapmıştır diye düşünerek sahura kalkma, yani sahur sofrası oluşursun. Yani şunu demeye getiriyorum. Elimizden geldiği kadar dini hayatımızı kendimiz yaşadığımız kadar, yaşama çalıştığımız kadar çocuklarımızı da özendirme şeklinde kabullerimiz olması lazım. Mesela demin Almanya'dan örnek verdiniz, Avrupa'dan örnek verdiniz. Orada nedir? Bir özlem var. Evet. Oraya ilk giden nesil, efendim işte köyünden kendinden gitti,
oradan camisi, cami vardı onun şeyinde. Abi, onların içinde en büyük hayal cami. Bir önce ona cami kurmak için bir çaba sarf eden. Şimdi şudur, insanoğlu hep şey yapar. Nimet varken nimetin kadrini bilmez. Bilemez yani. Evet. Ama nimet gittiği zaman, mesela şimdi camiye gitmek isteyip de camimiz yoksa, mesela yeni bir yerleşim bölgelerinde mesela cami uzaksa, mesela Tokyo bölgemizde mesela şu camilerimizde yeni açılma başladı. Evet. Oradaki vatandaş önce geldi. Hemen sayın müftüm işte ezan sesi istiyoruz falan. Hemen istenebiliyor. Niye? Çünkü nimet yokken kadri bilinir. Evet. Balık ama, suyun kıymetini bilmez. Sudan çıktığı zaman. Tabii. O yüzden bize diyoruz ki hani bundan mahrum olmadan, hani dini hayattan mahrum olmadan özellikle çocuklarımıza mesela Ramazan çok büyük bir mektep yani. Ramazan'ın hepimizi eğitmesine izin verelim. Çocuğumuza, eşimize, efendim yani kendimize. Sözden ziyade hocam fiil tabii daha etkili. Mesela geçen din psikolojisi dalında bir arkadaşım vardı. Allah razı olsun. Çok güzel bir ifade kullandı. Çocuğunuza sabah namazına kaldırma hususunda veya efendim işte herhangi bir şekilde namaz kıl telkiniz mesela 100 kere diyeceğinize bir kere çocuğunuz sizi secdede ağlarken görse o yüzde demenize bedeldir. Oğlum namaz kıl, kızım namaz kıl diyecek yerine oğlunuz ve kızınız sizi seccadenin üzerinde namaz kılarken veya işte efendim nereye gidiyorsun baba? Camiye gidiyorum. Bu şey en güzel bir eğitim. Ama belirli yaştan sonra geliyorsunuz diyorsunuz ki ya hocam işte o kadar uğraştık. Çocuklara namaz alıştıramadık, yapamadık, edemedik diye söylüyorsunuz. Evet. Hatta ben burada bir şey de vereyim, bir kopya da vereyim. Mesela imamlarımızla görüştüğümde veya bizim teşkilattan bizim bir din hizmeti sunmaya çalışan kardeşlerimle görüştüğümüz zaman yani mesai arkadaşlarımla hep onlara şunu sorarım yani çocuklarınızdan hangisi kaç çocuğum var? 5 çocuğum var, 6 çocuğum var. Kaç tanesi bizim gibi dil hizmeti sunmak istiyor. Yani imam olmak istiyor. İşte hoca olmak istiyor. Kur'an hoca olmak istiyor falan. Boyun büküyorlarsa üzülüyorum. Niye? Demek ki evde o şeyi sevdirememiş. Evet. Mesela eve gelmiş. Ya şu cemaat yok mu kardeşim ya? Kızmış mızmış. Ya o da, çocuk ne diyor o zaman? Ya cemaat çok kötü bir şey. Niye? Çok kötü bir şey. Çünkü babamı şikayet ediyor. Kızdırıyor. Evet. Babamı kızdırıyor. Hatta bugünlerde şey örneği de verdim ben. Dikkat etmek lazım. Mesela evde oruç tutarken şimdi ufak çocuğunuz hanımınız şöyle bir uyarıda bulunuyorsa o kızım evladım babana bulaşma baban oruçlu baban şimdi işte oruç başına vurdu falan derse o zaman şu ifade oluşmuş olacak. Yani hafızada. Oruç çok kötü bir şey. Hafızada evet. Babamı hırçınlaştırıyor. Yani demek ki oruç iyi bir şey değil. Sosyal medyada bir fotoğraf vardı hocam. Bana da geldi. Adam diyor oruçlu diye etrafına hani bir tehlikeli bir şey olursa bant çekilir ya. Evet ben onu gördüm. Çekilmiş. Baba oruç kafada sigara. Hayali var. Anne mutfakta çocuklarla beraber yemek hazırlıyor. Garibim de saate bakıyor ki aslında o tam i̇şte tersinin olması lazım. İşte bu şundan kaynaklanıyor. Şimdi her ibadetin bir hazırlık aşaması vardır. Evet, ruhan, hazırlığınızı bedenen. Yapamazsanız, maddi manevi hazırlığınızı yapamazsanız veya hazırlığınızı başka yöne çevirirseniz o ibadetin ibadetinden çıkartırsınız. Şimdi mesela en çok mesela yaz aylarında oruç başlayınca şey insanlar şeye takılır. Efendim işte sıcaklar geldi, şöyle olacak, böyle olacak, işte yılın en büyük sıcağı olacak falan. Ne olacak efendim? Yani insanlar bunu tartışıyor. Veya efendim işte şunu yersek daha susuz kalırız, bunu yersek böyle hep aç kalmak veya sıcakla ilgili böyle fiziksel şeylere takılıyoruz. Ama şu programlar yapılmıyor mesela. Acaba ben bu yıl çocuklarımla hangi camiye gideyim? Hangi camide mukabele okuyayım? Evet. Allah rahmet eylesin, gönlü rahmet istedi komşumuz. Biz İpek Yolu'da 3. İzgördü'de otururken Ömer amca vardı, Ömer İzgördü. Motorlu bisikleti vardı. Hı. O zaman böyle bizi motosiklete kordu. Her gece bir camiye götürdü. Bizim apartmanın çocuklarını bir gün Şehit diye, bir gün Bahçelievlere. Bakın
Belki o gün 7-8 yaşındaydık. 7-8 tane çocuk o motosiklete sığıyorduk ama onun hazzı, tadı hala hafızamızda. Evet. İşte onu beraber yaşayabilmek ya. Evet. Beraber de yaşayabilmek. O çocuğa da onu özendirebilmek. Yani yoksa ibadeti bir külfet gibi. Efendim bir borç ödemek, bir efendim o sıkıntıdan sokura kurtulmak düşünürsek en güzel borç bile insana sıkıntı verir yani. Evet. Yani o zaman ibadete biz Rabbimizle buluşmak, Rabbimizin rızasını kazandırmak, efendim iyi bir insan olmak, Allah'ın kendisini sevmesine vesile olacak bir davranış, huy, efendim bir fiil olarak görmek veya kişi efendim secde izinden tanınacağı için, yani ibadet yapan bir insan tanınacağı için mutlaka o simalara vurmasını düşünmek. Yani oruçlu, mesela oruçlu ağzı değil mi? Oruç kokusu. Evet. Efendim işte secde izi. Efendim işte zekat verenin o dışına taşan o manevi hazzı. Bunlar çok önemli. Yani ibadetler insana çok şeyler kazandırır. Evet. Hep biz ibadetleri şöyle, bunu ben yapayım da efendim cehennemden kurtulayım. İşte bunu yapayım da borcumu ödeyeyim diye düşünürseniz ibadetin size o kadar çok fazla faydası oluşmuyor. Yani dindarlığınızda da çok şey oluşmuyor. O yüzden mesela veydül lil musallin diliyor Rabbimiz. Yani. Evet. Yazıklar olsun namaz kılanlara. Niye? Namaz kılıyorsunuz, şey, yetimlere hala itip kalkıyorsunuz. Yetimleri düşünmüyorsunuz. Yetimlere dert edinmiyorsunuz. Yetim malını yiyebiliyorsunuz. Veya evet. Ahlaksızsınız. Hocam, dert edinmemiz gereken hususlar da var bu ayda. Evet. Özellikle işte İslam coğrafyasının hali ortada. Yani tasvir etmeye gerek yok. Ülkemiz adeta bir ateş çemberinin içerisinde, işte malumunuz bugün menfur bir saldırı oldu. Bu ortam içerisinde mümin olarak, Müslüman olarak, hele hele bir Urfalı olarak, çünkü 600 bin tane de bizim 600 bini aşkın misafirimiz var. Misafirimiz. Burada. Neler söyleyeceğiz izleyicilerimize? Belki de orucu, hani Ramazan'ı bu yönüyle de değerlendirmemiz gereken şeylerden bir tanesi de bu. Sırf kendimiz için değil, başkaları da olabileceğini, ben aç kaldığıma göre birileri de aç kalabileceğini, ben mahrum kaldığıma göre birileri de başka mahrum kalabileceğini. Hı. Ben bugün imsakla, işte biraz sonra imsak edip kapatıyoruz. Evet. Ama bazıları, hatta geçen sosyal medyada görmüştüm, yine çok üzüldüm yani. İşte soruyorlar, işte bazı çocuklar soruyorlar, yani iftar ve sahur yapmadan da orucumuz olur mu diye. Yani yok zaten, yiyecek bir şey yok yani. Müftiye hani, sormuşlar. Evet yani biz kendimiz acaba biz efendim orucumuz... işte şunu yersek ne olur, bunu yersek ne düşünürken, hani kendi adıma da söyleyeyim mesela, yani şimdi aç kalmak efendim şunu yapayım diye düşünürken yani bir çocuk bunu sorabiliyor yani. Bu yani bu dünyada da biz yaşıyoruz yani. Evet. Yani bu dünyada biz yaşıyoruz yani. Onları dert edinemezsek, onlar hususu yani onları Sayın Hüsnüm, orada haşa, Allah bizim aç kalmamızı istemiyor. Açın halini anlamamızı evet, istiyor. Evet. Bu manada, hani ben programın başında dedim ya, Allah beni affetsin. İşte arkadaşlara diyorum ki göbeği aman göstermeyin. Şimdi bu da aslında bir büyük bir sıkıntı. Biz belki bir kişilik niyet ediyoruz ama iki kişilik yiyoruz. Evet. Yeminin evet, sonu gelmiyor. Dua isterim. Çevremizde yani burada bu kadar Bursa aç var. Birbirine dua da etmemiz lazım. Yani bu birbirimize duyarlı olmak hususuna dua etmemiz lazım. Yani. Evet. Yani ihlası, samimiyeti birbirimize Rabbim aşılasın. Amin. Yani şimdi ekranlarından bizi dinleyenler, ben birçok şey sohbetimde bunu söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Ya eyyühellezine amenü lime tekûlne mâ lâ tef'alûn. Neden yapmadıklarınızı söylüyorsunuz? Sözüne inşallah muhatap olmayalım. Yani gerçekten hani ancak şöyle diyebilirim. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyi var ya, benden bir şeyleri aktarın. Siz onu İyi anlamasanız bile aktardığınız kişi belki daha iyi anlar. Bu minvalde düşünün yani. Bizim söylediklerimizi inşallah bizi dinleyenler bizden daha iyi yaşarlar. Yaşamak isterler. İnşallah o minvalde. Yoksa insanın yapmadığını söylemesi çok tehlikeli yani. Hakikaten tehlikeli. Rabbim böyle olmaktan bizi korusun. Amin. Ama şu derdimiz var. Yani şu derdimiz var. Hepimizin derdi var. Yani namaz kılıyorsak etrafımızdaki insanların namaz kılması için çaba sarf ederiz. Namaz kılıyorsak çocuğumuzun namaz kılmasını isteriz. Öyle değil mi yani şimdi? Evet.
efendim bugün oruç tutuyorsak çocuğumuzun da hani o uykulu haline bile kalkıp sahura kalkması için neler yapmaya çalışıyorsun. Aman evladım, aman kalk sahura kalkalım, aman oruç tut diye. Efendim işte herhangi bir şekilde Allah-u Teala'nın bizden istediği ölçüleri çoluk çocuğumuza aşılamak, komşularımıza söylemek, bunları paylaşmak. Çünkü tek başına ibadet, mesela diyelim ki namaz kılmak çok önemli bir ibadet değil mi? Ama cemaatle kılmak onun 27 kat daha fazlası. Evet. Oruç tutmak çok güzel bir şey. Sırf biz oruç tutsak bir anlam olmaz ki yani. Şimdi bir anda mesela nafile oruçlar tuttuğumuz oluyor mesela. Şimdi diyelim ki Recep'te, Şaban'da birçok kardeşimiz oruç tuttu. Oruç tuttuğunu hissedemedi bile. Ama Ramazan'da geldi mi herkes oruç tuttuğu zaman bir anda herkes hissediyor. Manevi iklimek beraber. Yani bir acayip oluyorsunuz yani. Bir daha değişik bir haz duyuyorsunuz. Niye? İbadetleri çoğunluğun yapmaya başladığı için. Bir Müslüman'ın derdi bu. Bir Müslüman'ın derdi Allahu Ekber denen her yerde denmesini istiyor. Yani Allahu Ekber'in her yerde denmesini istiyor. Her yerde Allah'ın secdesinin yapılmasını istiyor. Her yerde oruç tutulmasını istiyor. Efendim hiçbir fakirin mazlum olarak boynu bükülmemesini istiyor ki zekat vermesi gerekiyor. Zekat vererek, sadaka ver. Biz sadakayı, zekatı niye veriyoruz? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ diyoruz. Niye? Verdiğimiz rızıklardan Allah istediği için. Allah diyor ki verdiğimiz rızıklardan sizden infak etmeni istiyorum diyor. Bu noktada ne yapmak lazım? İşte ben dini yaşadım, ben güzel yaşadım. Diğerleri bana ne diyemeyiz. Şu programın amacı ne? Evet. Mesela sizin şu programı niye yapıyorsunuz? Niye diyorsunuz ki ya Ramazan'da sahur ve iftar programları yapalım da insanlar Ramazan'la ilgili veya efendim İslam'ın temel prensipleriyle ilgili, İslam'ın ahlakıyla ilgili bir şeyleri paylaşalım insanlara. O paylaşılan şeyi birlikte, çünkü maddeyi paylaşmak kadar maneviyatı da paylaşmaya alışmak lazım. Evet. Ya sevaplar benim olsun. Ben yapayım. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Hani her şeyi paylaşabilmeyi. Hayırlı bir şeyi söylemek gerekiyorsa bile diyor onu kardeşine söyletmekte. Tabii. Fayda beraber, var. Hani beraber bir şey yapabilmek bana çok önemli. Mesela teravih namazları niye coşkulu? Mesela düşününüz yatsı namazı 10 rekat, 20 rekat da şey. 33 rekat. Normalde mesela bize ağır gelir değil mi? Ağır gelmesin. Ama ne? Bir coşku var. Beraber kılıyoruz. Evet. Ama evde kılmaya kalksak ya 8 mesela ne diyoruz? Ya 8'de kılınıyormuş falan diyerek azaltmaya çalışıyorsunuz. Hatta sünneti kılmıyorum, şunu kılmıyorum falan. Ama camiye gittiğinizde o size hiç ağır gelmiyor. Niye? Müslüman kardeşlerinizle, mümin kardeşlerinizle beraber o coşkuyu yaşıyorsunuz. Rabbim inşallah bu coşkuyu da böyle güzel yaşama nasip etsin. Aha, bakınız işte 3 tane teravih kıldık. Evet. Derken şöyle de böyle derken 3 tane teravih gitti. Bugün işte efendim 3. orucumuza niyetlendik. Rabbim inşallah rızasına uygun ibadetler yapmamız nasip eylesin. Amin. Ramazan'ın 3 tane önemli mevzu var. Bir tanesi teravihleri kaçırmayalım. Evet. Nefsimize yenilmeyelim. Zaten şeytan Allah-u Teala zincirledi ama nefsimize yenilmeyelim. Teravihlerin hepsini kılalım. Camiye koşalım. İkincisi ne olursa olsun ailemizle birlikte en küçük çocuğa kadar hepimiz oruç tutmayı çok gayret edelim. Üçüncüsü muhakkak hatim indirelim. Muhakkak Kur'an okuyalım. Hocam hatimle teravih kılınan yerler var. Tabii var. Hemen hemen her bu yıl şey yaptık, ilçelerimizde de oldu. Yani evet. Her ilçemizde Allah razı olsun ilçe müftülerimiz gayret ettiler. Yani her yerde bir canlılık olsun. Yani Kur'an ayı olduğu. Evet, ve yani Kur'an ayının da takip eden Kur'an'ın da hiç olmasa Kur'an'ın da en güzel bir şekilde ibadet anlamında yaşandığı yerde namaz. Namazda okunması çok güzel bir şey. Bu yıl yine var. Allah şükürler olsun. Karaköprü'de var. Efendim işte Haliliye'de var. Efendim bir de aynı şekilde Eyüpiye'de var. Diğer ilçelerimizde de var. İşte Siverek'ten tut efendim işte evet. Viranşehir'in hepsine. Allah razı olsun ilçe müftülerimizi gayet ettiler. Yani siz tabii Urfa için Urfa çapında konuşuyorsunuz. Bizi şu anda internet aracılığıyla dünya izliyor. Dünyadan izlenebiliyoruz. Ayrıca uydu aracılığıyla da elinin üzerinde ülke izleyebiliyor. Bu bütün Türkiye'nin her noktasında böyle değil mi hocam? Tabii hani hamdolsun her geçen gün hatimle namaz kıldıran camilerin sayısı artıyor. Evet.
bu noktadan artma sebeplerinden bir tanesi de hafızlarımızın sayısı artıyor. Heh. Hani Allah'a şükürler olsun. Hem bayan hafızlarımızda da artış çok oldu. Zaten erkek hafızlar da iyice arttı. Hamdolsun. Tabii ki o da çok büyük bir nimet yani. Son kaç dakika arkadaşlar, bize su içirecek misiniz? Son 3 dakika peki. Sayın Müftümüze bir su verin. Ben konuşurken hiç olmazsa Sayın Müftümüz bir suyunu içsin. Sevgili Kanal F izleyicileri, sahur vaktinde bugün Sayın Müftüm programı bitirelim, sen şiir oku dedi. Yok dedim, bu daha ehem, daha mühim bir mevzu. Şanlıurfa'da Ramazan hakikaten dolu dolu yaşanıyor. Bundan önceki yıllarda Şanlıurfa'ya bir defa gelen insanlar hakikaten Urfa'nın çok sıcak olduğunu zaten anlatmamıza gerek yok. 45-50 dereceyi bulan bir sıcaklık var. Geçen arkadaş ama bu sene iyi ama. Diyor ki şu anda iyi. Diyor ki arabada diyor şeyi bıraktım kardeşim. Yumurtaları bırakmış. Biraz işi varmış herhalde, gitmiş gelmiş. Pişirmeye gerek yok. Arabada pişmiş yumurtalar. Tabii böyle bir sıcaklıkta Cenab-ı Hak cennet ucuz değil. Üstad öyle diyor. Cehennem dahi lüzumsuz değil. Cehennem ateşini söndürecek de inşallah bu ibadetlerdir. İnşallah. Sevgili dostlar, çok değerli İl Müftümüz İhsan Açık Hocam'la Yavuz bana şu anda fon müziğini vererek, evet suyumuzu getirin arkadaşlar. Geçen sene Eyüpye Müftümüz hocamızla beraber canlı yayındayız. Biz canlı yayın efendim telaşesine düştük. Su içiremedik. Ondan sonra bütün arkadaşlar susuz sahursuz Kadir gecesinde böyle bir şeyimiz oldu. Evet hocam, ben suyumu içerken siz suyunuzu yudumlayın lütfen. Tamam. Sevgili dostlar, inşallah yarın Halliye Müftümüz, Halliye Okulu hocamız burada olacak. Onun da o tatlı sohbetini sizlerle bizler paylaşmış olacağız. Son bir dakika Sayın İl Müftümüzün. Hocam siz artık duayla kapatırsınız. Ne zaman izleyicilerimiz şey yaparlarsa yönetmenimiz alır bizden. Bu arada bizleri giydiren Nafnaf mağazalarına ve kostümcümüze çok teşekkür ediyoruz. Şöyle dille şöyle söylemek isterim. Rabbimize sıhhat ve afiyet içerisinde Ramazan'a ulaştığı için hamdü sena edelim. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun ki bizi sıhhat afiyet içerisinde şu Ramazan'a ulaştırdın. Teravihlere kavuşturdun, oruca kavuşturdun. Kur'an'la buluşturdun. Ya Rabbi sana şükürler olsun, hamdolsun. Rabbim senden bir arzumuz daha var. Bizi bu şekilde daha sıhhatli bir şekilde. Çünkü oruç sıhhattir. Yani hem maddi hem manevi sıhhattir. Hem zihnimizi temizleyecek, hem midemizi temizleyecek. Allah'ın izniyle oruç. İnşallah bu ibadetlerle birlikte. Bu güzellikle Rabbim cümlemizi bayrama ulaştırsın. Amin. Bayram sevinci de bizi yaşatsın. Nasıl ki iftar sevincini yaşıyorsak bayram sevincini yaşatsın. Ve özellikle şu anda ateş düşen yerler var. Mesela bugün işte 11 kardeşimizi kaybettik. Onların evlerine ateşler düştü. Rabbim onlara sabırlar nasip eylesin. Amin. Rabbim bu acıları bize yaşatmasın. Dünyanın birçok yerinde Müslümanlar hakikaten çok sıkıntı çekiyorlar. Rabbim onların sıkıntılarını gidersin. Kan gözyaşı dinsin inşallah. Rabbim inşallah bizlere, özellikle bizim memleketimize güç versin, kuvvet versin de daha iyi ensar olabilme ruhu vererek inşallah insanlara daha çok yardım edebilme gücü versin diyorum. Allah razı olsun diyorum. Bizi misafir ettiler evlerinde izleyicilerimiz. İnşallah ölmüşlerine, onların da izleyenlerin hepsine rahmet eylesin diyorum. Tüm amin. Şehitlerimizin ruhları şahat olsun diyorum. Amin. Oruçlarımız kabul olsun inşallah. Amin. Rabbim rızasına uygun bir şekilde oruç tutabilmeyi nasip eylesin. Amin. Orucun o maddi manevi de inşallah katkısını alabiliriz inşallah. Amin. Evet sevgili Kanalfa izleyicileri, yarın saat 1.30'da tekrar sahur vakti programında görüşmek üzere. Cenab-ı Hak tuttuğunuz oruçları kabul buyursun. Aminle sizlere bu akşam veda ediyoruz.